Can Bey'in selamları var. Diyor ki 10 yıllık kaza namazı borcum var. Ben diyor tövbe etsem, sonra namaza başlasam, ettiğim bu tövbe 10 yıllık kaza namazı borcumu üzerimden düşürür mü? Yani Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ekimus salah, namaz kılın buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak emrediyor. Bunu da belirli vakitlere ayırmış. 5 vakit namaz kılınması her Müslüman üzerine nedir? Farzdır. O yapılmamış, 10 yıl yapılmamış, yani emri uyulmamış. Tabi tevbe istiğfar etmenin, tevbe etmenin yolu ne? Bir defa namaz ibadetini kazaya başlayacak. Tevbenin şartı. Estağfirullah diyeceğiz önce. Ya Rab günahlarımı bağışla. Şu hatalarım oldu, şu günahları işledim. Artık bundan sonra namazlarımı tam kılacağım. Kılamadığım namazları da kaza edeceğim diyeceksiniz. Yani borç düşmüyor. Başlayacaksınız. O borç düşmez. Ama yolunda olmak lazım. Farz-ı muhal. Cenab-ı Hak ne zaman ömür biter, ne olur ne biter bilemeyiz ama siz o samimiyetle devam eder. Ola ki huzura çekilecek olursanız Cenab-ı Hakk'a söyleyeceğiniz söz olur. Ne yani olur? Ben başlamıştım, kılıyordum. Ya Rab, yani ömrüm olsaydı ben bitirecektim dersiniz. O gafur ve rahim olan Cenab-ı Hak size iltifat edebilir. Bakın, örneği ne? Mesela Buhari'de geçen meşhur bir hadis var. Hani 99 kişinin katili olan bir zat vardı. Sonra 100.'yü de halletti. Ve yola revan oldu. Ya yani bir hoca efendi o dönemin diyelim geçmiş İslam öncesi döneme ait bir olay bu. Aklı başında bir insana sordu, ya ben bu kadar hata işledim, 100.'yü de yaptım diyor, öldürdüm. Acaba affeder mi Cenab-ı Hak beni? O da şunu demiş, yani tevbe, samimi bir tevbe et ama bu belde sana bunu yaptırmış belli ki. Buradan ayrıl diyor, daha temiz bir yere git. Adamcağız samimi tevbe ediyor, yola düşüyor. Yol ortasında tam giderken vefat ediyor. Hadiste bu anlatılıyor. Hı hı. Şimdi azap melekleri ve rahmet melekleri arasında bir konuşma var. Biz alacağız, siz alacaksınız diye. Azap melekleri diyorlar ki bu adam 100 kişiyi öldürdü. Yani bunun efendim yani kurtuluşu yok. Öbürleri diyor ki yaptı hatayı ama tevbe etti ve yola düştü diyor. Sonra Cenab-ı Hak aracı olarak Cebrail aleyhisselamı gönderiyor meleklere. Onlara diyor ki bu yolu ölçün. Hangisine daha hangi yakın? Tarafa yakın, ona göre muamele edin. Meğer bir adım öbür güzel beldeye yakın gitmiş adamcağız. Sonra onu Cenab-ı Hak rahmetiyle karşılıyor. Bu olay önemli bir şeye ders veriyor. Yani hatalarımız olabilir, günahlarımız çok olabilir. Önemli olan samimi tevbe etmek ve hatadan kurtulmak için tedbirler almak lazım. Yani o gayreti de göstermemiz lazım. Gayret içinde olacağız. Bu kardeşimiz ne yapacak? Tevbesini samimi yapacak. Eksikleri varsa onları giderecek. Namaz ibadetini kaza noktasında samimiyetle devam ettirecek. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında söyleyeceği söz olur.